Merhaba, ben Özlem Özdemir. Birkaç Ses'in 4. programında yeniden birlikteyiz. Birkaç Ses'i Rahmi Koç Müzesi ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz. Bu hafta sokak müzisyenlerine ayırdığımız ilk bölümümüzde tek başına bir orkestra performansı sergileyen bir konuğumuz var. Ardından iki yetenekli kadın sanatçıyı ağırlayacağız. Birkaç Ses başlıyor. Birkaç Ses'in ilk bölümünde çok yetenekli müzisyenlerden birini ağırlıyoruz. Metin Önderoğlu. Şimdi kendisini daha yakından tanıyacağız. Hoş geldiniz Metin Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz gayet. Evet. Şimdi bakıyorum çaldığınız aletlere. Tek başınıza bir orkestra performansı dedim ben ama yani öyle hatalı mı? Genelde öyle söylüyorum. Ama galiba yani bundan başka sizin gibi çalan Türkiye'de yok. Türkiye'de. Nasıl oldu? Açıkçası gitarla başladım ilk önce. Hı hı. Gitarla şarkı söyleyerek başladım sokak müziği yapmaya. Sonra acaba ne katabilirim diye düşünerek mızıkayı ekledim. Hı hı. Daha sonra böyle işte küçük birkaç ritim denemesi. Hı hı. Kazu dediğimiz bir enstrüman var, onu ekledim. Sonra biraz daha geliştirdim, ziller vesaire derken buraya geldi ama hala devam ediyorum. Geliştireceksiniz. Hala güzel fikirlerim var. Şu anda kaç tane alet çalmış oluyorsunuz? Şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6 nefeslerle beraber 8 oluyor. Bravo. Peki, genelde sokakta mı müzik yapıyorsunuz? Aslında sokak bizim workshop yaptığımız bir alan oluyor. Genel sokak müzisyenleri olarak bunu söyleyebilirim. Yani her türlü insana ulaşabiliyoruz. İçinden yorgun argın çıkmış, böyle belki güzel birkaç şarkı dinlemeye muhtaç bir insana da ulaşabiliyoruz. Ya da bir iş adamına da ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla festivaller, özellikle alışveriş merkezleri, bu tarz yerlerde de çok performansımız oluyor açıkçası. Peki bununla ilgili daha profesyonel anlamda bir çalışma var mı? Stüdyo çalışmalarım oluyor. Aynı zamanda zaten öğretmenlik yapıyorum. Bizi zaten en çok rahatsız eden şey sanki çok paraya muhtacız da
para kazanmak için bunu yapıyormuşuz gibi bir algı var. Ama son zamanlarda çok yıkıldı. Çünkü gerçekten çok iyi sokak müzisyenlerine rastlıyorum. Özellikle Kadıköy'de. Zaten İstiklal bunun kalbi biliyorsunuz sokak müziğini. Evet. Avrupa'dan gelen sokak müzisyenleri çok fazla İstanbul'a. Doğru. Özellikle yazları artık tatil beldelerinde de çok rastlıyorum sokak müzisyenlerine. Doğru. Dolayısıyla insanlar artık gerçekten bunu istediğimiz için yapıyoruz diye bunu anlıyorlar bize açıkçası. Bu mutlu ediyor bizi. Hı hı. Yani bu algıyı yıkmış olmamız çok sevindirici. Dolayısıyla sokakçı yapıyorum. Bir tercih. Pardon. Bilinçli bir tercih. Evet, evet kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü yani insanlara temas etmenin en kesimi yolu aslında müzikle bir temas kuruyorsunuz. Hı hı. Herkesin zaten dikkatini çekiyor seven sevmeyen. Görüyorsunuz eksiklerinizi çok net görüyorsunuz. İnsanların bakışından ya bu şarkı olmadı galiba. Hı hı. Biraz daha çalışayım bunu da öyle söyleyeyim bir dahakine diyorsunuz. Hı hı. O yüzden çok değerli. Pekala. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi çok sizin sağ olun. Çok güzel şarkılarınızdan biriyle veda edeceğiz. Severek. Görüşmek çok dileğiyle. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Birkaç Ses'in ikinci bölümünde çok değerli konuklarım var. İki tane yetenekli kadın sanatçımız burada ve bir de bir müzisyen beyefendi burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Biraz hasta hasta geldiniz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Şu anda İstanbul'da her 4 kişiden 3'ü hasta olduğu için biraz öyle, durumu öyle. Hastalandık ama, efendim ama iyileşiyoruz artık, alışırız. Ama hiç belli olmuyor. Hiç teşekkür ederiz. Evet. Hiç. Sahne insanıyız da doğrusu. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür siz ederim. Siz nasılsınız? Ya yani. Hastalık haricinde iyiyiz genel tamam, olarak. Tamam, önemli olan hastalık geçer. Peki. O zaman sizden başlıyorum Akasya Hanım. Lütfen. Sen başlayınız Özlem Hanım. Biz şimdi Romeo'yu beklerken diye bir oyundan birazcık bahsederek başlayalım. Evet. Yeni oyununuz. Evet, bu bize, sezon. Bu sezon. Daha da kaç oyun oldu yeni? Daha 3 hafta oldu. 6 oyun oynadık hesaplarıma göre. Evet, önümüzdeki hafta 7 ve 8 geliyor. Peki, evet, bize birazcık oyundan bahseder misin? Oyun, yani senin karakterin nasıl bir karakter, nasıl bir kadını canlandırıyorsun? Tabii. Yan etkiyle ilk çalışmam. Serkan Üstüner beni aradı ve böyle bir proje yapacağını söyledi. Oyunun metnini gönderdi. Bir solukta okudum. Zaten oynarken de bir solukta biten bir oyun. 1 saat 10 dakika sürüyor ve çok tempolu. Oyun yazar Yugoslav asıllı sanıyorum. Oyun da tam yer belirtmese de Bosna Hersek, Bosna Savaşı'nı anlatıyor. Sırp Boşnak Savaşı'nı anlatıyor. Sanıyorum öyle. Ona göndermeler var.
savaşın insanlar üzerindeki etkisinden bahsediyor. Ben oyunun tanıtımlarını yaparken sosyal medyada savaşta kazanan taraf yoktur diyorum. Çünkü tam da bunu anlatıyor oyun. Önemlisi bence böyle bir şey. Romeo'yu beklerken sanki romantik bir oyunmuş gibi bir izlenim veriyor olsa da oyun kara fars, fars gibi yazmış. Hı hı. Ama oldukça sert şeyler var, detaylar var oyunda. Irmak Örnek ve Faruk Barman'la paylaşıyorum sahneyi. İkisi de birbirinden yetenekli ve deneyimli oyuncular. Irmak çok genç ama şehir tiyatrosunda sanıyorum şu anda 4 oyunda oynuyor, bir oyununda provasında. Arada bize de vakit ayırıp çalışabiliyor. Çevirisini de yapmış galiba zaten. Evet. Zengin Mutfağı'nda da oynuyor. Çok çok yetenekli bir arkadaş. Evet, çevirisini de yaptı. Zaten o şehir tiyatrolarında belki gençlik binleri için yapmış çeviriyi ama orada bir türlü repertuara sokamamış ya da yanına kimseyi bulamamış. Serkan da onun arkadaşı olduğu için konuşmuşlar. Böylece yan etki sahnesinde çok da dinamik bir oyun yer almış. Hı hı. Şimdilik tepkiler çok iyi. Hocam Ali Poyrazoğlu geldi oyuna. Çok beğendi sağ olsun. Ve daha büyük salonlarda oynamasını istiyor. Onlar henüz daha böyle bu 30 kişilik, 50 kişilik salonlara çok alışamadı. Aslında ben de çok alışamadım. Çünkü ben biz bir gecede 500 kişiye oynadığımı biliyorum. Hatta 1100 kişiye oynadığımı biliyorum. Ama yan etkide sanıyorum bir sezondaki seyircim ancak o kadar olabilir. O da iyi ihtimalle. Hı hı. Ama yine de bu birebir temas, birebir oynamak çok zevkli. Daha sonra da Ali Poyrazoğlu'yla Gizli Nedim Eşleri diye bir oyuna başlayacağım. Oo, şahane. Ondan biraz sonra gelelim tamam, gelecek lütfen. Projelerle ilgili. Ben topu arkadaşıma bırakıyorum. Ebru Hanım, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi burada müzisyen kimliğinizle ağırlıyoruz ama aslında sizin de yolunuz tiyatrodan geçiyor. Aslında pek çok şey var. Koreografi var, müzik var, eğitmenlik de var. Birazcık bize kendinizden bahsedebilir misiniz sizi tanımayanlar için? Tamam, tabii. En sevdiğim taraftan başlayayım. Şu an için eğitmenliği çok seviyorum. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitmenlik yapıyorum. Oyunculuk eğitmenliği yapıyorum ama tiyatro öğrencilerine aynı zamanda dans dersi de veriyorum. Bale kökenli olduğum için. Dil, tarih, coğrafya oyunculuktan mezunum ama orada okurken aynı zamanda şarkı söylemeye başladım. Yaklaşık 25 senedir falan şarkı söylüyorum. Olmuş bayağı. Oyunculuğun olmuş. Yanı sıra. Oyunculuk yapıyorum, şarkı söylüyorum. Şimdi oyunculuk nerede devam ediyor? Nerede devam ediyor? Aslında ben İstanbul'a geleli çok az oldu diyebiliriz. 5 senedir İstanbul'dayım. Daha önce Ankara'da Şehir Tiyatrosu'nda hem yönetmenlik hem eğitmenlik ve oyunculuk yapıyordum. Sonra 2009'da bir albüm yaptım. O albümle beraber İstanbul'a taşınmaya karar verdim. Peki müzik, o müziğe geçiş, hani albüm artık başka bir adım olsa gerek. O nasıl bir karar süreciydi? Aslında albüm şöyle bir karar oldu benim için. Kendime hatıra olsun diye bir albüm yapmak istedim açıkçası. Yani hani Türbülans değil mi adı? Türbülans, evet, albümün adı. O fikirden yola çıktım. Çünkü çok uzun sene hiç durmadan şarkı söyledim. Söylüyorum ama bir şey kalsın benden, benim için, bana hatıra diye çıktım. Çok sevimli bir grup arkadaşlarım vardı. Onlarla beraber Ankara'da kayıtlarımızı yaptık. Sonra baktım ki albüm tanıtımla şey işte, bir baktım haftada bir İstanbul'a gelip bitmeye başladım röportajlar için, gazete röportajları, programlar için. O zaman ben geleyim artık İstanbul'a dedim. Ve buraya yerleştim. Şimdi sanıyorum bir orkestranız var. Evet. Can Bey'de. Can'la beraber. Can'la beraber. Evet. Ben İstanbul'a geldikten sonra aslında tek istediğim bir yer vardı. Hayal Kahvesi'nde program yapmak. Onu da gerçekleştirdim. 1,5 sene Hayal Kahvesi'nde program yaptım. Şimdi Line Bar'dayım. Pazartesi akşamları. 5 kişilik bir orkestramız var. Ne tarz müzik yapıyorsunuz? Aslında biraz karışık benim. Ben kendi sevdiğim müzikleri harmanlayıp bir şey yapmak istemiştim her zaman. 80'ler çocuğu olduğum için ben böyle 80'ler rocklar, poplar, biraz karışık Türkçeler. Evet, evet, bir akşam.
Peki kendi bestelerinizi çalıyor musunuz yoksa başka sevdiğiniz müzikler mi sadece? Çalıyorum yeri geldiğinde ufak ufak. Var mı sizin kendi besteniz var mı mesela? Var. Orkestranın var mı? Var. Benim albümde 11 şarkı var. Çoğu bana ait. 3-4 tanesi. Harika. Bir tane Sezen Aksu şarkımız var. Çıkış parçasıydı zaten Sızı. Sezen Aksu'nun çok eski bir şarkısını cover yapmıştık Sızı'yla. Klibimizi ona çektik. Benim bestelerim ve sözlerim olan diğer şarkılar bana ait zaten. Harika. Evet. Peki belki onlardan bir tanesini dinleriz bu akşam. Tabii dinleriz. Hatta önce belki bu kadar müzik demişken hani bir müzik. Tamam, o zaman besteyi söyleyelim. Tamam. Bu burada ilk defa söyleyeceğiz bu besteyi. Yeni yaptık. Canım bestesi. Sözler de ikimize ait. Onu söyleyelim. Harika. Ben sana mecburum şarkının adı. Can bu tenden ayrılınca gülüm solar. Yüz gülmeyince cana üzün konar. Güne açmaz goncalar yaprağını. Gül de cansın, can da gül, sensiz yar. Dün gibi, bugün gibi, yaşanmamış ömür gibi, kalbimde mühür gibi, ben sana mecburum. Varlığın ödül gibi, sensizlik ölüm gibi, yaşanmamış ömür gibi, ben sana mecburum. Ayrılıktır kanar gül yaprağından, hasretti ayrı koyar toprağından. Kurur bahçeler kovar bağbanını. Serde aşk varsa gülde can, canda gül var. Dün gibi, bugün gibi, yaşanmamış ömür gibi, kalbimde mühür gibi, ben sana mecburum. Varlığın ödül gibi, sensizlik ölüm gibi, yaşanmamış ömür gibi, ben sana mecburum. Dün gibi, bugün gibi, yaşanmamış ömür gibi, kalbimde mühür gibi, ben sana mecburum. Varlığın ödül gibi, sensizlik ölüm gibi, sustum sözüm gibi, ben sana mecburum. Tabii tek gitarla çalıyoruz, düzenleme falan vardı. Yok canım. Yani hayalde canlansın. Evet, biz onu dinlemeye geliriz. Evet. Hayal kahvesine. Canlı halde. Ağzında sağlık, çok güzeldi. Peki buradan yine seninle devam edersek. Buyurun. Şimdi oyun birazcık da iki kız kardeşin ilişkilerini de üstüne. Aslında evet. Yani onun üzerinden gibi görünürken sorguladığı ben başka şeyler de var. Ben Sara Bursa'nın şey yapmaya çalıştığını düşündüm. Biraz kadın dünyasından bakarak işte savaşa değinmek istediğini düşündüm. Hani bir savaş hikayesi anlatmış, araya birazcık Sex and the City'yi karıştırmış gibi. Evet, kardeşlerden bir tanesi savaş başladığı dönemde, daha yeni başladığında, henüz daha sıcak çatışmalar başlamadan, başlangıç zamanlarında bir bomba atılıyor ve olayın ortasında kalıyorlar. Ve kız birdenbire kapanıyor ve her şeyi reddediyor. Gerçekle ilişkisini ve evden, kaybediyor galiba. Gerçekle ilişkisini kaybediyor ve evden dışarı çıkamıyor. Artık insanlar bulundukları şehirde yaşamıyorlar. Nehrin diğer tarafında daha güvenli bir bölgedeler ama kız evden ayrılamıyor. Ve ablası... Senin karakterin benim yani. Benim karakterim yani Ranin. Kızı görmeye, ona yemek ve su götürmeye gidiyor sürekli. Çünkü kız kendi başına hayatta kalabilecek halde değil. Yalnız ona evden bir türlü çıkarmayı başaramıyor. Bunu
zaten oyun boyunca onun çabasını görüyoruz. Çünkü benim oynadığım karakter aynı zamanda hamile. Evet. Ve sanıyorum 8. ayında filan. O yüzden de tam tarih belirtmemişler ama biz öyle yorumladık. O yüzden artık gelemeyeceğini, onunla gelmesi gerektiğini söylemek için geliyor. O sırada da olaylar gelişiyor. Daha fazla şey vermeyeyim, ipucu vermeyeyim. Evet, birbirinden zıt iki karakter, evet. Değişik yani karakter. Senin oynadığın karakterse kız kardeşe daha göre maskülen, daha gerçekçi. Ama aslında hepsi kafayı üşütmüş diyebiliriz. Çünkü savaşın sağlıklı bırakabileceği insan olduğunu zannetmiyorum. Evet. Şartlar onlar için hiç iyi değil, çok çetin. Onun da zaten hamile olma sebepleri gayet garip. O yüzden hepsi biraz dengesizler ve her şeyi normalmiş gibi yaşıyorlar. Çünkü biz insanlar şartlara çok çabuk alışıyoruz. Hı hı. Gerçekten. Ve alıştığımız normal hayatı, normal rutini sürdürmeyi özellikle olağanüstü durumlarda şiddetle istiyoruz, bekliyoruz. Ben buna çok dikkat ettim. Bütün o savaş filmleri hikayelerinde ve dinlediğim gerçek hikayelerde, okuduğum makalelerde. Hı hı. İnsanlar en çok rutinlerini yapmak istiyorlar. O yüzden oyunda ona çok dikkat ettik. Hı hı. Bunların hayatta rutinleri ne? Bu sürekli dolaşan bir kız. O yüzden dolaşıyor. Daha rahat bir kız. Çok özgürlüğüne düşkün. Hı hı. Diğeri işte magazin dergilerinden şeyler koparsın. Kişisel gelişim dergilerinden işte kendine bir takım afirmasyonlar yazsın. İşte hep bir Bay Doğru'nun gelmesini bekliyor. Öbürünün, yani benim oynadığım karakterin onunla hiçbir alakası yok. Daha özgürlükçü bir kadın. Kesinlikle. Tabii biz kendimizden çok şey gördük. Yalnız ırmak çalışırken biraz daha neler gördünüz kendinizden? Endişeliydi. Çünkü ben daha çok Talya'da kendimi gördüm. O biraz Arzu Tramvayı'ndaki Blanche gibi bir karakter. Daha hayata karşı ümitli ve romantik. Bende o daha çok var. Irmak daha maskülen bir kız. Çok öyle süslenmeyi, topuklu ayakkabılar giyip dolaşmayı sevmiyor. Bugünkü halime bakmayın, motorla dolaşıyordum bugün. Oradan buraya geldim. Normalde ben biraz daha öyleyim. Yani sizin şu anda olduğunuz gibi genelde dolaşıyorum. O yüzden birbirimizin rollerine bakıp hep ben bunu daha kolay çıkarırdım dedik. Ama çok güzel bir tecrübe oldu. Aldığımız geri dönüşler çok olumlu ve tabii ki çıkardık ve çok daha eğlendik. Belki insanın cebindeki karakteri çıkarması daha kolay ama keşif yapması oyunculuk adına çok daha zevkli. Biraz da zaten yani onların ilişkileri ve iki tane ayrı kadın karakter üzerinden de aslında kadın, yani erkeklerin dünyasındaki kadınların konumunu da sorguluyor gibi geldi bana. Evet, erkeklerin dünyasındaki kadınların konumunu sorguluyor ve aynı zamanda kadınların kendilerini nereye koymaya çalıştığını gösteriyor. Ben sorunun genelde o olduğunu düşünmüşümdür. Kadın kadının kurdudur. Kadın kendini konumlandırıyor aslında. Çocuğunu yetiştirirken bile, yani şu anda Türkiye'deki o kaba erkekleri, beğenmediğimiz adamları hepinizi tenzih ederek söylüyorum. Burada çok erkek var. Sonuçta anneleri yetiştiriyor. Doğru. Ben kendi annemden, anneannemden bile biliyorum daha çok kayırıldıklarını erkek çocuklarının, işte bütün o sünnet faslından başlayarak erkek çocuklar biraz kayırılarak, farklı konumlandırılarak yetiştiriliyorlar ve kızlar, ne bileyim, bir oyuncağı bozulunca kız annesinin yanına gidiyor ve ya da çocuk, erkek çocuğu, akşama baban gelir, tamir eder. Yani her şeyin çözümü erkek olarak sunulurken, hı hı, bir kadın zaten kendini oraya koymuşken bunun bir işte sihirli değnekle değişmesini bekleyemeyiz. Yani iş bizde başlıyor. Birbirimize çok daha iyi davranmalıyız bir kere her şeyden belki önce. Belki kendimize de iyi davranarak başlamalıyız. Kendimize de iyi davranmalıyız ve konfor alanımızı belki biraz daha geliştirmeli ya da zorlamalıyız. Kendini zorlamadığı için de kadınlar biraz tembellikten de biraz durumlarına razı oluyorlar diyebilirim. Bir beyaz atlı prensin gelip bizi kurtarmasını bekliyoruz. Evet. Yani öyle bir şey yok. Beyaz atlı prens falan kalmadı artık. Evet, tam da biraz bunu da sormak istiyorum. Yapıyor. Sonra bu konuda, yani bu ortak hepimizi ilgilendiren bir konu olduğu için hani... Ben sana mecburum muydu şarkıda? Beraber sizin fikrinizi de orada alayım. Hep beraber konuşmuş olalım bunu. Çünkü hani böyle pembe panjurlu evlerde hani oturup Romeo'yu bekleyen hani kadın hikayelerinin artık günümüzde de yer yer sürdüğü ya da sürdürmesini isteyen bir düşüncenin hakim olduğunu hani reddetmek çok masallar mümkün değil çok, galiba. Çok masallar çok hatalı.
O yüzden masallar değişmeye başladı. Ben daha 4 yaşından itibaren kodlandım biliyorum. Cinderella ile Pamuk Prenses'le. Evet. Gelecek olan bir prensle. Şu anda maddi olarak eline kazanç, maddi olarak bütün gücünü eline almış kadınlar bile evlenmedikleri için kendilerini kulede hapsedilmiş, kurtarılmayı bekleyen evet. Prensesler olarak görüyorlar ve mutsuzlar. Ama şöyle bir gerçek var, benim penceremden böyle görüyorum. Türkiye'de çok fazla kadına şiddet ve sindirilmiş, yani kadın çok fazla sindiriliyor aslında. Hı hı. Küçük gelinlerden tutun da işte hı hı. işkence. Farklı farklı. Birisi gerçekten böyle hani kendi dünyasında yarattığı herhangi hı-hı. birini, o adamı bekliyor ve hı-hı. sonsuza kadar mutlu olacağını evet. düşünüyor galiba. Benim oynadığım karakter şey diyor. Diyor ki neden Bay Doğru'yla hiç tanışmayabilirim, hiç evlenmeyebilirim ve bu dünyanın sonu olmaz diyor kız kardeşine. O da diyor ki öyle deme, çok üzülürüm o zaman diyor. Neden bu üzücü bir şey olmak zorunda? Belki benim dünyada çok daha ciddi amaçlarım var. Kitap evet. yazabilirim, kansere çare bulabilirim, dünyanın öbür ucuna gidebilirim. Ayrıca ben tek başıma çocuk doğuracağım ve onu tek başıma büyüteceğim evet. ve bence bu yeterince heyecan verici bir şey evet. amaç diyor. Gerçekten güzel bir düşünce diyor. Böyle bir tartışma. Söyleyecek cümlesi olan oyunları gerçekten daha çok seviyorum. Katılıyorum. Ve ben aşkın şöyle olduğunu düşünüyorum. Birinin atının herkesine binip gitmek istemiyorum. Mümkünse iki tane ayrı atla yan yana huzurla. İstediğimiz yana doğru gidelim, yan yana koşalım ama. Evet, evet, kesinlikle.
oyundan bahsederken tam da tesadüf. Şu an bizim tiyatro rampada çalıştığımız oyun Matei Wisniewski'nin İlerleme adlı oyunu. Hı. O da işte 1992 soykırımını anlatıyor. Aynı Hı. yerden çıkış noktası var. Ben de orada kemiklerini, oğlunun kemiklerini arayan bir anneyi oynuyorum. Gerçekten felaket ya. 3 yıl sonra dönüyorlar yaşadıkları köye soykırımdan sonra. Ve oğlunu arıyor hiç durmadan. Yani o, yani bulana kadar da o kadar şey ki bulana kadar inatla tüm ormanı delik deşik ederek oğlunun kemiklerini arayan bir anneyi çok oynuyorum. Acı çok acı gerçekten. Çok ağır. Böyle evet bizim oyunda da çok ağır. Bir de bu arada bu kadar yine çok tatlı komik şeyler de anlar var rahatlatan ama Hı-hı. sonuçta çok sert bir oyun. Hı-hı. Böyle oyunları oynamak sürekli performans sergilemek bir oyuncunun psikolojisini tabii ki belli bir noktadan sonra Hı-hı. etkiliyor ve Hı-hı. bunun etkisinde kalmamanın imkanı Hı-hı. yok. İsterseniz öyle bir soru sorabilirsiniz. Çok etkileniyor musunuz? Evet. Evet peki ne açılardan etkiliyor onu sorabilirim. Çok zor o duygunun içerisinden çıkıyorsunuz. Bir de gerçekten yaşayan insana o kadar yaklaşıyorsunuz ki belki %100 değil ama neredeyse %70-80 yaklaşıyorsunuz ve Hı. yaşıyorsunuz o duyguyu. Hı. Her oyunda ölüyorsunuz gerçekten ya da çocuk kaybediyorsunuz ya da birisi için üzülüyorsunuz. Teknik ağlıyorum ben ya da teknik yapıyorum her şeyi ama emin ol çok çok yakınım gerçek duyguya. Hı-hı. Yani bir yerde kendimi uyanık tuttuğum bir şey var. Çünkü eğer öyle olmazsa şizofren oluyorsun. Oyuncu olmuyorsun. Evet. Bu açıdan ben çok de çok yok. Ağır dememin nedeni de o. Yani öyle bir ağır bir yükümlülük taşıyorsunuz ki sahnede. Yani o 500 haftadır çocuklarını arayan cumartesi annelerinden tutun da evet. bütün bu durumda olan annelerin yükü üstünüze binmeye başlıyor. Çünkü oradan bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz. O yüzden o hazırlık aşaması binlerce belgesel izliyoruz, okuyoruz, tekrar tekrar gidip konuşuyoruz. Çok ağır bence. İşte ağır dediğim o. Abi, tabii ki çok iyi anlıyorum. Milli mücadele vesaire öyle durumları ve nasıl konsantre olup nasıl motive edildiğimizi. Böyle yetiştik. Benim aileme sorsan evlatları için evlatlarını kaybedecek olsalar vatan sağ olsun diyebilirler. Ama gerçekten evlat acısının karşılığı yok. Evet. Ve herhangi bir devlet kurum ya da bir münakaşa bir şey uluslararası bir anlaşmazlığın, etnik anlaşmazlığın insanın evladına, hayatının parçasına mal olmasını ben anlayamıyorum, anlayamayacağım. Evet, antimilitaristim. Katılıyorum. Bir de galiba... Ama bir şey gelmeyecek. Şöyle de bir gerçek var herhalde. Bir de bizim yaşadığımız topraklar itibariyle hani anlattığınız hani şu andaki oyunların dışında da genelde anlatılan hikayeler ve çok yakın hissedebileceğiniz durumlar da var. Biraz o da hem kolaylıktır hem zorluktur bilmiyorum tabii yani. İkisi de var. Evet. Ağır şeyleri oynamak ya da çok iddialı, ekstrem uçlarda rolleri oynamak aslında işi zorlaştırmıyor. Çünkü güzel malzeme veriyor. Kolaylaştığımızı da söylemez ama güzel malzeme oluyor. Gerçekten çok dramatik bir şey oynamak. Emin olun Suna adındaki bir tane banka memuresi düzgün bir kızı oynasaydım çok onu inceltmem, çok sadeleştirmem gerekecekti ve o çok daha zor bir iş. Hı hı. Tıpkı çok renk kullanarak resim yapmak, bol boyalı yapmak daha kolaydır sanıyorum. Tıpkı onun gibi sulu boya gibi küçük küçük dokunuşlarla rolü çıkarmak gerekiyor. Değil mi? Evet. Hocam. Bu arada ben de hocalık yapıyorum tabii. O da çok zevkli evet. bir şey. Nerede yapıyorsun en sen? En sevdiğim iş o benim. Ben de. Daha önce Pana Akademi'deydim. Ondan sonra şimdi bir stage dans stüdyosu var. Orada özel ders veriyorum. Hem dizilere oyuncu hazırlıyorum. Auditionlara oyuncu hazırlıyorum. Zevkli Hı-hı. oluyor. Hı-hı. Senaryoyla menajerleri gönderiyor çünkü. Bir de bu sene müzikal bölümüne öğrenciler hazırladım. Yaşasın çok mı? Çok zevkli çok bir şey. Keyifli. Hocalık yapmak çok zevkli ve çocuklarla çalış, öğrencilerle çocuk. öğrencilerle çalış, hepsi çünkü kazık kadar. Nasıl görüyorsunuz gençliğine gelen şey bu işe meraklı insanlar? Hı. Hani sizin öğrenci olduğunuz dönemle bu dönem arasında böyle heves farkı ya da ne gibi farklar var desek daha doğru.
Şimdi eğitim verdiğimiz yerlerle de alakası hı-hı. var bunun. Yani konservatuar kökeni ve 4 yıllık yetiştiren tiyatro öğrencilerinin hı-hı. durumu başka. Normal kurs gibi kurs. Aldıkları şey başka oluyor. Oradaki bakış açısı, öğrencilerin geliş açısı da farklı. O yüzden değişik. Evet, ama ben liseden çıkan birkaç kişiyle çalıştım bu sene, işte müzikal bölümüne gireceklerdi yarı zamanlı. Hı-hı. Çok donanımlılardı. Hı-hı. Çok hoşuma gitti. Çünkü artık bir kursa, bir eğitime ulaşmak çok zor değil. Bizim zamanımızda evet. biraz zordu. Hele müzikle ilgili bir eğitim almak için, şan bölümü için falan çok ciddi bir emek harcamak gerekiyordu. Tiyatro için yine bir yerler, küçük kurslar, hı-hı. ücretsiz Ali Poyrazoğlu açmıştı. Ben gitmiştim bir sene. Ona geleceğim. Faydasını görmüştüm. İşte diyorum hocam, çok severim. İki sene biz sana yeterince eğitim verdik, sen niye konservatuara girdin diye bana kızmıştı. Onun ama o sürecinden birazcık bahseder misin bilmeyenler neden? İçin? Hani şimdi ona girmeden önce, ya Ali Poyrazoğlu'ndan önce Ali Poyrazoğlu bir kurs açmış. Ben de güzel sanatlar değil, meslek sesinde okuyorum ve stajdayım. Reprodüksiyon stajı. Karanlık odada radyodan duydum. Allah dedim, benim buna kesin gitmem lazım. Gittim, geç kalmışım. Bana baktı şöyle bir. İyi, sen yarın gel dedi. Herkesin parçalarına baktı. Bir parça hazırladım. Hı-hı. Beni bir türlü sahneye kaldırmıyor. Ben kaldım diyorum. Yok, bana bakmıyor. Herkes bitti, ben artık oturuyorum. Kim kaldı dedi. Böyle yaptım. Çık o zaman, ne oynayacaksın, göster dedi. O kadar moralim bozuldu ki çıktım sahneye. Sam Shepard, Aç Sınıfın Laneti. Oynamaya başladım. Bir de sandalyeleri deviriyorum falan, onları topluyorum. Babam gelmiş, evi devirmiş. Bir de erkek sahnesi hı-hı. çalışmışım. Bir devirdim masayı. Masa zaten mermermiş. Korkunç bir ses çıktı. Başladım oynamaya. Yarısında bıraktım, kestim. Dedim ki ben yapamayacağım dedim. Neden? Devam edemeyeceğim dedim. Bu kadar yapabildim. Bu kadar dedim. İyi tamam, hadi in dedi. Çocukların hepsi bana aşağıda dediler ki bilerek yaptın değil mi? Çok güzel oldu dediler. Ben dedim ki bilerek yapmadım. Neyse, Ali Hoca gerçekten beni sevdi. Hı hı. Liseden kaçmıyordum. Stajımın olduğu günlerde izin alıp ustamdan tiyatroya gidiyordum. Ayşe Emel Mesci oyun müziklerini hı hı. yaptırmak istiyordu. Biz Genç Osmanlı oyununun müziklerini yaptık. Çünkü ben müzikle de ilgileniyordum. Küçük bir şeydim, hevesli her şeye. Ve bir de böyle bir İtalyan yönetmenin oyununda sahneye çıkmış oldum. Carlo Barsotti'nin, işte Kadınlar Bizim Kadınlarımız. Sonra o sene Ayşe Emel'in de, o bana hiçbir şey öğretmedi ama, yani hocamdı. Ama onunla sahneye çıktığım için o kadar çok şey öğrendim ki. Hı hı. O sene ben öyle konservatuar sınavını kazandım bence. Ama sordular bana konservatuar sınavlarına girişte, nerede, ne yapıyorsun, tiyatro ile ilgili bir şey yapıyor musun? Ali Poyrazoğlu ile ilgili falan öyle şeyleri söyleme dedi birisi bana, kulağıma. Ben de dedim ki işte öyle amatör. Gittim şuraya gittim, buraya gittim falan dedim. Hiç Ali Poyrazoğlu'ndan bahsetmedim. Sınavı kazandım. Ali Hoca'ya gittim, söyledim. O da bunları bildiği için direkt bana zılgıtı çekti. Biz seni yetiştirdik burada dedi. Ne gerek var? Hmm. Ama dedim hocam, annem diploma al diyor. Sonra konservatuar macerası başladı. Tabii ki çok iyi hocalarla çalıştım ve tabii ki iyi ki konservatuara gitmişim. Ona geleceğim. Yani. Bu arada sizin dil tarihine gelelim. Çünkü ben dil tarihin yani sürekli adını eskilerden çok duyuyorum. Evet. Belki birazcık o süreci bize anlatırsınız. Ya sizin oyunculuğa başlangıç 5 yaşında çünkü sahneye yaşında, çıkış var. Evet. Benim şöyle bir şansım oldu. Annem babam tiyatrocu. Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun başındalardı. Ben de 5 yaşında, beni de sahneye, hadi kuliste uyuyordum çünkü. Sahnede bırakacak doğru. yer yok. İlk oyunum hatta Fadik Kız benim. Fadik Kız'ın küçük kızı olarak anne repliğiyle başladım. Daha sonra hiç durmadan çocuk oyunlarıyla, büyük oyunlarıyla devam ettim. Bir ara 12 yaşında konservatuar bale bölümüne gittim Ankara'ya. O kısa bir macera oldu. O da uzun hikaye. Dönüşümü anlatmayayım, nasıl döndüğümü. Sonra tiyatroya devam ettim. Ama ben de dedim ki anne baba, ben bu işin hani evet tiyatro yapıyorum amatör olarak ama okuluna gitmek istiyorum. Hı hı. Tabii ki dil tarih sınavlarına gireceğim, kesinlikle orası olacak dedim ve girdim, kazandım. Hı hı. Çok çok değerli hocalarla çalıştık. En hı hı. başta yeni kaybettiğimiz Sevda Şener. Çok emeği var gerçekten. Bütün öğrencilerin de yani biz ona gerçekten tapıyoruz. Çok seviyoruz ya. Yani. Evet.
Hep de öyle olacak. Tiyatronun dua yeni bizim evet, için. Öyle, gerçekten öyle. Gerçekten çok iyi hocalarla çalıştık. Yücel Erten'le çalışma fırsatım da oldu aynı zamanda. Şimdi İpek Çalışkur'la çalıştım. Çok çok yani isimlerini hepsini saysam böyle Ankara, şey olacak çok yani. Ankara bu konuda çok verimli toprak. Çünkü Ankara evet. Hepsi zaten çıkışlı. Oradan mutlaka Ankara'dan yolları kesinlikle. Geçiyor. Konservatuvarlarda çok iyi hocalar var. Kesinlikle. Biz de İstanbul'da işte fena sayılmaz. Beşlemiş Fikken Tercim canım. Ya hocam. Evet, onu da saygıyla analım gerçekten. Çok evet. Kıymetli isimler var. Evet. Ben birazcık o sürecine senin gireceğim konservatuvara ama bir kısacık birazcık böyle bir müzik arası verirsek güzel tabii. Olur. Ben bal arısı gibiydim senden önce. Bak pervanelere döndüm seni görünce. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Allah ne güzel söylüyor. Ses kısık falan olması hiçbir şeydi. Yani bu nazar bir ama olmasa daha güzel ama tıkalı oluyor. Yani ama nazarken güzel oluyor bazen. Doğru. Çünkü mesela Göksel'in bir şarkısı var. Benim çok sevdiğim bir arkadaşımdır, yakın arkadaşım. O bir şarkısını öyle söyledi. Ve denemeydi o sadece çünkü çok hastaydı. Biliyor musun Akasya o kaydı kullanacağız dedi çünkü çok güzel olmuş. Bazen öyle bir o nazarlık bir hoşluk evet, verebiliyor. Ben de severim. Evet ama tabii çok yoruyor insanı sanıyorum değil mi? Nefes alamayınca zor. Tabii. Evet. Senin de var bir yara özellikle rock müzikte bir solistlik dönemin diye hatırlıyorum. İşte oyun müziği yaptım, tabii ki müzik yaptım, tabii ki müzikallerde oynadım. En son Işıl Kasaboğlu'yla iş sanatta Pamuk Prenses yaptık şeyle beraber, Pamela Spence'le beraber. Müzikal ve evet şarkı söyleme tecrübem var ama profesyonel olarak bir yerde çıkmıyorum ya da müzik kariyeri düşünmüyorum ama bir şeyde, bir oyunda, bir filmde şarkı söylemem gerekirse söylüyorum. Dans etmem gerekirse işte tabii ki. Yumurta kıracak kadar aşçılık biliyorum gibi. Yani tabii ki çok harika dans zaten edemiyorum. Zaten birbirinden ayıramayız ki bence oyunculukta. Yani doğru. Ve çok da iyi olmalı etmeyeyim. Aslında. Evet. Değilim biliyorum. Çok iyi dans etmiyorum ya da çok iyi şarkı söylemiyorum. Ama bana yetebilecek kadar yapıyorum. Müzikal öğrencilerini hazırlarken şey diyordum. Bakın biz 3 öğretmen bir araya geldik. Bir dans hocası, tiyatro hocası ve şan hocası sizi yetiştirmek için. Yani sizin
üçünde de iyi olmanız gerekiyor. Çünkü müzikal evet. böyle bir şey. Kesinlikle. Ben müzikalci olamazdım şahsen. Kesinlikle. Yani tamam müzikal oyunda oynadım ama müzikli oyunda oynadım. Ama müzikal performansı başka bir şey. Evet. Türkiye'de de bir tek şehir ve devlet tiyatrolarında sanıyorum müzikal yapılabiliyor. Evet. Biraz ama onda da şan herhalde. Kökenli. Şan kökenliler yapıyor. İşte opera bale kökenliler evet. yapıyor. Bizim okulda şey vardı. Müzikal bölümü vardı. Hatta Halit Ergençler filan bölümdeydi. Müzikal bölümünü kapattılar. Öğrencileri ortada kaldı. Hı. Zeliha Hoca tabii şey dedi. Biz şekerim sizin şeylerinizi alacak değiliz. Sizin şeyinizi biz temizleyemeyiz dedi. Çünkü tiyatro bölümüne vermek hı. istediler. Hı. Tiyatro bölümü istemedi müzikal öğrencilerini. Benim istediğim şey hı. standartta değiller dedi. Hı. Opera bölümü nasıl alsın? Opera çok daha zor da başka bir şey. Yani diyor ki yani baştan başlamaları gerekiyor. Bu çocukların iki senesi geçmiş. Nasıl yapacağız? Hı. Tiyatro alsın diyor. Onlar bayağı bir zor durumda kalmışlardı. Şimdi müzikal bölüme girmek isteyen çok öğrenci var. Şimdi evet. yarı zamanlı evet. evet. Çok isteyen var. Artık o çünkü, olarak da biraz ama. Ama bu işi meslek olarak yapmak isteyen çok da öyle bir alan yok çok fazla yok, bizde. Yok maalesef. Böyle. Yok çünkü maalesef. Müzikal oyunlar tutmuyor. Biraz da öyle bir sorun var. Yani müzikal oyunun pek yatacak yeri yok. Müzikli oyunun belki, yani dışarıda büyük prodüksiyon, müzikal yapmış oyunların hepsi batıyor. Hmm. Ya ancak çok böyle sağlam, içinde de zaten aslında sözlü oyunun da olduğu şeyler hmm. uzun süre oynuyor. Bizim 12. gece evet müzikli oyundu. Hmm. Yaz Gecesi Rüyası da keza öyle ama ben biliyorum birçok büyük prodüksiyon, çok iyi yönetmenlerle, çok iyi oyuncularla. Hmm. Çok sürmedi. Ama bizde sezon. De Broadway gibi müzikaller olsa izlenmeyecek. Yok değil mi? Yani, çok da güzel olanları da yani hem Türk usulü, Alaturka olanları da istemedi. Seyirci alışık değil. O da bir alışkanlık. Alışık da değil. Bir de çok büyük prodüksiyon. Evet, yani, bir de yapmak da kolay değil çok galiba bunu. Ve çok uzun çalışma süreci isteyen bir durum. O yüzden zor bence. Yani biz iş sanatta yapabilmiştik. Çünkü iş sanat zaten gerçekten güzel imkanlar sunmuştu. Hı-hı. Pardon reklamı mı? Yok sorun pardon. Güzel imkanlar sunmuştu ama şöyle de bir gerçek var. Yine bize mikrofonlar geldi. Pamela'nın böyle tepindiğini hatırlıyorum. Yani hala bu mikrofonlar geliyor. En gerçekten en yüksek prodüksiyonla yapıyoruz ama sağlayıcı bile çok az. Evet, çünkü bunun bir öyle. Sektör olması gerekiyor. Evet, evet, doğru. Şimdi modern dansta çok iyi şeyler doğru. var. Medet'in işlerini çok beğeniyorum. Ama evet. Ki o da devlet tiyatrosu kökenli evet, evet. olduğu için. Ama yine de şey, dışarıda özel prodüksiyon işlerin böyle kalbur üstü başarılı olması için biraz daha zamana ihtiyaç var sanırım. Çünkü biz hala bu konuda biraz emekliyoruz. Çünkü olabilir. Bizim geçmişimiz, soyumuz, sofumuz, ceddimizde tiyatro ya da müzikal diye bir şey yok. Öyle mi? Yok. Var aslında. Ne? Tiyatro var da. Abdülhamit'ten önünde var. Yani sonuçta bizim kültürümüz değil. Franga bir, alafranga bir kültür. Çok tuhaf gelecek ama ben seviyorum ve yapıyorum ve küçük o mecranın içerisinde ama Türkiye'nin genelinde de seyrediliyor tiyatro ama gerçekten çok geçmişten gelmesi, 300 yıllık, 500 yıllık bir geçmişinin olması yok. Başka bir şey. Bunu bizi küçümsemek için söylemiyorum. Bu şartlar bu böyle gerektirdi. Biz biraz daha genciz. Büyüyoruz. Evet. Evet. Buna da inkar etmek mümkün değil. Yani öyle. Bunu peki. eleştirmek için söylemiyorum. Bir gözlem olarak söylüyorum. Yolumuz var. Bence de iyi gidiyoruz. Evet, evet, evet. Evet. Peki senin aslında çocukluğuna bakınca sen hep sanatta meraklı, yani bir şekilde yaratıcılığı ön planda olan bir çocuk. İmişsin. Evet, beynimin sağ lobu daha etkinmiş, sol lob bozuk, çalışmıyor. O yüzden sanata yatkınlık. Dolayısıyla tiyatro ile ilgilenmeyi aslında ailen çok istemiyor önceleri. Bilmiyorum, istemiyorlar. Bilmiyorum, bir takım röportajlarda ona benzer şeyler söylüyor. Değil mi? Çünkü. Evet. Yok, o istemiyor değiller. Sadece hiç karşı çıkmadılar. Şehir dışında okumak istediğin için miydi sorun oldu? Abim evet. O yüzden hani, sorun oldu. Bir kız çocuğu o olarak. Bir problem oldu. Allah'tan burada konservatuarı kazandım. Nasıl oldu bilmiyorum ama şans yaver gitti ve dediğim gibi iyi hazırlanmıştım bence. Gerçekten inanamıyorum. 500 kişiden 500 evet, kişi içinden 5 kişi. Geçen gün kişilerle karşılaştım. Bana dedi ki, çok hoşuma gitti. Ya ben senin okula girerken bayağı karşı çıkanlardan biriydim dedi. Çünkü ben oldukça hippiydim. ve şu anda görüyorum ki çok yanılmışım.
Yürü be Akasya dedi bana. Aa ne güzel. Bunun daha kibarını bulamadım. Yürü be Akasya dedi ve çok mutlu oldum. Çünkü o son sınıftaydı ben konservatuara girdiğimde. Sen ben biraz asi bir çocuktum yani. Onlar da beni pek bir anlayamamışlardı başta. Ama şimdi aktif olarak tiyatro yaptığımı gördü ve yaptığım işlerden de haberi olduğu için öyle bir şey söyledi. Sağ olsun içinde tutmadı, saklamadı. Ben de çok mutlu oldum. Dijani. Peki şimdi albüm 2009'du. Şimdi yeni bir albüm planı var mı yeniden? Ona yetti mi? Aslında geçtiğimiz senelerde yani buraya geldikten sonra 5 sene içinde tekrar yapmak gibi bir en azından albüm olmasa bile tek bir şarkı ve single isteğim vardı ama diziler engel oldu. Televizyon da var hayatta. Hayat devam etmek zorunda ve biz de bunu dizilerde gerçekleştirebiliyoruz maalesef. Geçen sezon bir dizi vardı. Bu sezonda yeni başlayacak bir şey var. Ve Mardin'deydi dizimiz bizim. Yarım sezondan fazla oradaydık. O yüzden çok düşünemedim, kanalize olamadım. Müziği de bırakmış oldum. O yüzden şimdi artık yeni yeni projelerim var. Hatta beraber işte bu biraz önce söylediğim, yani ilk söylediğim bir şarkı. Can'ın bestesi beraber yaptığımız, yani bestesini onun yaptığı ve sözleri beraber yazdığımız aslında bir proje için yapıldı. O sürpriz olsun, ilerleyen zamanlarda çıkacak. Ve şimdi kendimize ait bir şey yapmak istiyoruz beraber. Yine bir parça yapıp tek bir single, öyle bir düşüncemiz var. Harika. Ama bu böyle hadi yapalım diye olacak bir şey değil de böyle bir an meselesi, bir böyle bir şey değil mi? Yani böyle bir hazırlık aşaması değil de hadi parça yapalım gibi. Zorlayarak bir değil yani. Evet, bu yani bir hazırlanmak denilmek evet, lazım galiba. His gelecek. Doğru. Senin var mı televizyon? Ben hadi yapalım diye yapıyorum. Öyle hayır, bir durum var. Yeni bu oyunun dışında yeni bir şeyler. Ben Mardin'e gitmem. Ama büyük söz söyleyeyim. Evet yani, bakın. Çok zor geliyor bana şimdi. Burada tiyatro falan olunca onu bırakıp efendim bütün standartlarını değiştirip ne bileyim evdeki kedini bile annene bırakmak zorunda kalıp paldır küldür şehir dışında bir hayata gitmek zor geliyor. Düzenini bozmak istiyorlar. Zor çok zaten yapıyorlar. Çok ne bileyim Makedonyalısı bile var bunun ve insanlar hayatlarını buna göre düzenliyorlar ama işte Amerika gibi de değil ki 21 bölümlük anlaşma çalışacağım 3 bölüm sonra kalkıyor. Evet. Öyle şeyler bu de var. Meslekte biraz böyle bir sıkıntı evet, var değil mi? Evet ve doğal olarak ben pek o kadar yurt yani şehir dışı falan derlerse çok öyle İstekli yükselmiyorum. Değilsin. Burada bir şey olursa özellikle sitcom falan olursa iki oda bir salon böyle sıcak sıcak bir sitcomu tercih ediyorum. Hayatta kalmanın değişik yollarını bulduğum için arkadaş da tahmin eder. İşte seslendirme yapıyorum. Reklam seslendirmesi. Ders veriyorum. Onun dışında işte dediğim gibi yakında rahat yapabileceğim dizi olursa yapıyorum. Bir proje var Serdar Akar'la belki başlayacağız çünkü şu anda ana kastı oluşturmaya çalışırken sanıyorum bir şeyler yaşıyorlar. Bu işler bir de çok karışık. Evet biraz öyle. Ona gitmeyi düşünüyorum. Ben şöyle bir insanım hatta ne olur bana bu hafta çok rol yazmayın işte bilmem ne. İşte oyun var falan da birkaç şeyi bir arada yapabilmeyi seviyorsun. Yani şimdi biraz da yaşım da artık ilerlediği için beni idare edebiliyorlar. İdare ettikleri zaman yapabiliyorum. İşte bir tane tiyatro oyunu, sonra bir dizi, işte efendim öbür işler, hocalık falan. Bunların hepsi biraz vakit alıyor ama hepsi bir arada yapılmayacak işler değil. İyi bir şekilde organize olunca oluyor. Zaten iş yapan bir oyuncu ya hepsini yapıyor. Ya da hiçbir şey yapmıyor. Evet, yani böyle bir şey var. Emin olun, bunun tiyatrosu var o yüzden dizide oynamasın demiyor kimse. Tiyatrocu, yani bir tiyatro yapımcısı zaten istiyor ki bir diziden seni tanısınlar. Çünkü seyirci için güzel, doğru. Hele Anadolu'da. Televizyonun böyle bir etkisi var değil mi? Hani en azından bir tiyatroya böyle bir etkisi var. Televizyonda da tamam çok tiyatrosu olsun istemiyor ama tiyatrocu olsun istiyor, iyi oyuncu olsun istiyor. Yani ya hero ya merro diyoruz biz ama öyle de olmuyor. Doğru. Biraz zorlanıyoruz o bakımdan. Bir de yeni bir oyun projesinden bahsetmiştin. Kısaca onu evet, söylersen. Evet, dizinin Dime İşleri bir Avustralya oyunu. Elizabeth Coleman'dı galiba kadının adı. Avustralya'nın Chekhov'u diye geçiyor ama Chekhov kadar ağır değil, komedi yazıyor. Hoş Chekhov da komedi yazıyor aslında. Her ne kadar Stanislavski kabul etmese de. ve biz de burada bunu da arada sıkıştırıyorum.
Çok komik bir oyun. İlk defa bir oyunu okurken çok güldüm kahkahalarla. Ali Poyrazoğlu ile beraber. Evet, Ali Poyrazoğlu yönetecek. Çok beğenmiş, o da izlemiş. Hatta orada izlemiş. Hı hı. Ve oyunun haklarını almış. Bir düğün öncesi gecesi, düğünden bir gece önce gelin, ben gelini oynuyorum. Nedimeler, ki Nedimeler'in rolü bence kesinlikle daha güzel ama gelinle oynayacaksın dedi, tamam dedik. Gizli Nedime işleri çünkü. Damat, bir de anne var ve düğün gecesinden önce kız kocasının evleneceği adamın kendisini aldattığını öğreniyor. Daha doğrusu düğünün gecesi evde öğreniyor ve olaylar gelişiyor. Ne zaman çıkacak bu proje? Çok fazla şey söylüyor. Aynen, evlilik, beklentiler, kadın, erkek ilişkileri üzerine. Kastı tamamlar tamamlamaz çalışmaya başlıyoruz. O zaman bu sezon, bu sezon Şubat gibi çıkmasını planlıyoruz. İyi olsun. Şahane. Aman, sizin umarım. Yeni projeleriniz, yani müzikle ilgili tabii ki öncelikle, yani her hafta Line'da çıkıyorsunuz. Hı. Beyoğlu'nda gelmek isteyenler, evet, için. Onun dışında başka eklemek istediğiniz? Rampa'da, tiyatro Rampa'da çalıştığımız işte, ilerleme bahsetmiştim. Ona hazırlık yapıyoruz şu anda. Provalarımız devam ediyor. Şimdilik böyle. Bir dizi projesi var ama şimdi söylememek lazım. Doğru. Bak, söylememek lazım. Ben hemen söylüyorum. Yaşasın. Bizim en sevdiğimiz konu bu. Hayır, neden biliyor musun? Saklamak için netleşen bir durum olmadığı için. Netleşen bir şey olmayınca aslında, benimkine de netleşen bir şey yok aslında. Netleşen bir şey olmadan söylediğim zaman. Heyecanlı olmakla ilgili galiba. İnsanlar şey diyorlar, ha bunun bir projesi var. Olmayabiliyor. Ha, doğru. Ben kendimi tutamıyorum kardeşim. Anlıyorum seni. Ben de hiç tutamadığım için. O yüzden söylemememiz gerekiyor. Yoksa sizden saklamakla alakası yoktu değil mi? Yok yok. Ama için dışım bir, senin yapacak bir şey yok. Heyecan güzel oluyor bazen. Ne yapalım? Peki, o zaman ben size teşekkür edeceğim. Yine geldiğiniz çok için. Ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza güzel sağlık. Sohbete. O zaman biz kapanışı sizin yeni şarkınızla yapalım. Gücün var mı sevgilim, derin sulara inci tanesi aramaya? Cesaretin kaldıysa hala benle aşktan konuşmaya. Söyle canım sevgilim, hayat bize oyun oynuyor olabilir mi? Yorgun gibi bir halin var, duygularım karışık olabilir mi? Sil baştan başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlamak, sil baştan sevmek gerek bazen. Her şeyi unutma, sil baştan başlamak gerek bazen. Her şeyi